Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Astor Enerji'yi inceleyeceğiz. Astor'da son durum ne? Kısa vadede ve uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle hissenin genel olarak fiyat hareketlerine bakalım da burada üçgen içinde fiyatlamaların sıkıştığını görürüz. Nisan ayıyla birlikte 90 seviyesi buradaki düşüş sonrası dip olmasının ardından 112'ye çıksa da burada trendini devam ettiremedi. İkili tep oluştu. Destek kırıldı. Destek kırılmasının ardından da fiyat tekrardan 91 seviyesine kadar geriledi. Bu seviyenin altına sarkmadı. Burada bir miktar oyalandı. Evet, borsa bildiğiniz gibi bayram sonrası perşembe, perşembe günü açılışını gerçekleştirmişti. Perşembe Astor tarafında çok büyük hareketler görmedik ama Cuma günü burada gördüğünüz gibi %9'a varan pozitif bir fiyatlamayla 103 seviyesinden de günlük kapanışını gerçekleştirir. Bunu ilk de tabii ki de yorulmayamamıştık bu talep nereden oluşuyor. Ancak akşamüstü de ilk çeyrek bilançosu geldi ki bilanço gayet güzeldi arkadaşlar. İyi bir bilançoyla ilk çeyreği kapattı. Büyük ihtimal bilanço sızılmış oldu. Sızdırma sonrası burada oluşan alımlarla kuvvetli alımlarla davrusu %9'a varan bir prim kaydetmiş durumda. Şu anda da genel görüntü itibariyle aslında burada pozitif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Burada düşeni kırmak üzere kısa da 103'ün üstünde kaldığı sürece 112 seviyesi hedef olacaktır. 112 seviyesini aşmasıyla birlikte artık burada yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyeceğiz ki arkadaşlar bu da bizi 124-125 seviyesine doğru götürecektir. Eğer ki bu bilanço fiyatlaması oluşursa ki burada e, yarınki açılışla birlikte ilk etapta bir miktar yukarı yönlü hareket görüp tekrardan satışlarla fiyat gerileyebilir arkadaşlar. Burada Astor tarafında alım yapmak isteyen arkadaşlar özellikle geri çekilmelerde. 99 ve 100 bölgesini takip edebilir. Fiyat buralara düşürse bu yine alım fırsatı oluşacaktır arkadaşlar. Kısa da geçmesi gereken direnç 112. 112'nin üstünde 124 seviyesinde 124, 125 seviyesine kadar yükselişler sürpriz olmaz. Şuradaki hareketin hemen hemen aynısı. Burada daha yüksek bir tepe yapacak. Yine burada burada buluğunun üçgenin tepe noktasına doğru yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün. Kalıcı yükselişler içinde kesinlikle 124 125 seviyesini geçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki biz Astor tarafında yarınki açılışta beraber pozitif fiyatlamanın devam ettiğini görürsek 112 direncini takip etmemiz gerekiyor. Direnci aşabilirse 124 125 hedeftir. Ancak 124 125 seviyesine kadar çıksa bile arkadaşlar buranın üstünde günlük kapanışlar yapılmadığı sürece buradan tekrardan satışlar gelebilir. Burası geçilirse tamam deriz artık Astor tarafında uzun süredir devam eden bu üçgen fiyatlaması bitti ve trend kaldığı yerden devam ediyor diyeceğiz. Bu da bizi arkadaşlar iki etapta 150, devamında da 181 ve uzun vadede de 230 seviyelerine götürecektir. Yani Astor tarafında kısa vade geri çekilme isteyen arkadaşlar 99-100 seviyesini takip edip isterlerse alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Eğer bu EMA'ların altında kalır, düşüş devam ederse de 90-91 bölgesi gelirse Buralar yine Astor için alım fırsatı oluşacaktır arkadaşlar. Kısa da 112 direnci var. Buradaki alım iştahı devam eder. 112 direncini aşabilirse şurada görürsünüz bakın daha önce geçemediği için tekrardan bir miktar satışta olabilir. Ancak şöyle kuvvetli bir yeşil mum görürseniz bir sonraki hedef 124 olacaktır kısa vadede. Kısa vadede buranın üstünde fiyatlama yapabilirse 124, 125'in üstünde fiyatlama yapabiliriz arkadaşlar üçgenden kurtulduğumuz için artık trend yukarı yönü devam edecektir. O da bizi orta vadede en son yaptığı tepe noktasına yani 150 seviyesine götürecektir. 150'nin üstüne kalabilirse de 181 ve 230 seviyesi uzun vadede Astor tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Astor bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.